Gençler selamlar. 7. haftamızdayız TYT Matematik kampımızın ve problemlere bu hafta noktayı koyuyoruz. Karma test 4'ü çözeceğiz arkadaşlarım bu videomuzda. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz bunları unutmayın arkadaşlarım. Bunları yaptıysanız dersimize geçebiliriz. Evet, ilk sorumuzda bize demiş ki yukarıda verilen şişelerde A şişesinin hacmi B şişesinin hacminin 3 katıdır denilmiş. Yani arkadaşlarım, ben bu şişenin hacmine 3V dersem B şişesinin hacmi V olacaktır. Bu şişelerin içindeki su miktarı hakkında şunlar biliniyor. A şişesindeki su miktarı B şişesindekinin 2 katıdır. Yani bunda 2A kadar su varsa bunda A kadar su varmış arkadaşlarım. Tamamı dolu değilmiş demek ki. Bu şişelerin ikisini birden tamamen doldurabilmek için ise A şişesindeki su kadar suya ihtiyaç vardır. Yani bu şişelerin ikisini de doldurabilmek için 2A kadar suya ihtiyacımız varmış. Şimdi A şişesini doldurmak için 3V-2A kadar suya ihtiyacım var. B şişesini doldurmak için de V-A kadar suya ihtiyacım var. Ben bunları bir toplarsam 4V-3A yapacaktır. Bu da arkadaşlarım bize 2A'yı verecekmiş çünkü bu kadar suya ihtiyaç varmış. Eksi 3A'yı bu tarafa fırlatırsanız 4V eşittir 5A yapacaktır. Ve buradan V ile A arasındaki bağıntıyı biz çoktan çözdük bile. Ne demektir? V sevgili arkadaşlarım 5X ise A dediğimiz şey 4X'tir ki çarpımları 20X'e 20X gelsin. Bu bilgilere göre küçük şişenin kaçta kaçı doludur? Bakın V kaçtı arkadaşlarım? Küçük şişenin tamamı kaçtı? 5x çünkü V idi kendisi. A ise 4x'ti. 5x'lik bir şişenin 4x'i doluysa 4 bölü 5'i doludur. Dolayısıyla da cevap Denizli seçeneği olacaktı. İkinci sorumuza geçtiğimizde ise sevgili gençler, ufak bir değişiklik yapacağım. İkinci sorumuzun cevabı burada Denizli olarak görünmüş ya. 2'yi sevgili arkadaşlarım Ceyhan olacak şekilde değiştiriyorsunuz. Daha öncesinde videosunu çektiğimiz bir soru fakat maalesef ki dizgide hatalar olabiliyor. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktı, yani 10 olacak. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Aralarında 60 metre mesafe bulunan A ve B noktalarından davşanla karınca sırasıyla V1 ve V2 hızlarıyla birbirine doğru davşan karıncadan 15 saniye önce olacak şekilde ne yapmış? Harekete başlamış. Şimdi tavşan 15 saniye önce harekete başlıyor, tamam mı? Tavşan 20 saniyede B noktasına ulaşıp A noktasına geri dönüyor. Yani tüm hareketi 60 artı 60'tan 120 metreyi 20 saniyede 120 metreyi kat edebiliyor. O zaman 20 ile sadeleştirirseniz 1 saniyede 6 metredir. Yani tavşanın hızı, buna V1 derseniz, 6 metre bölü saniye oluyormuş arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında geçelim karıncamıza. Karınca tavşanın hareketine başladığı andan 45 saniye sonra A noktasına ulaşıp B'ye geri dönmüş. Bakın zaten karınca 15 saniye tavşanı bekliyor. Yani tavşan 15 saniye önce başlamıştı ya karıncadan harekete. Dolayısıyla karınca ilk 15 saniye boyunca beklemiş. Beklediği için de şu 45 saniye ne demektir aslında? Tüm hareket 30 saniye sürdü demektir. 30 saniye, bakın 60 gitti 60 geldi. Böylelikle 120 metreyi 30 saniyede aldığına göre 1 saniyede arkadaşlarım 4 metre yol alacaktır. Yani karıncamızın hızı V2 eşittir 4 metre bölü saniyeymiş. Bunların hızları toplamı sorulmuştu. 6, 4 daha 10 yapar. Cevap C'ydi arkadaşlar. Devam ediyorum 3. sorumla. Yukarıda komşu iki terzinin aldığı siparişler ve bu siparişleri teslim etmeleri gereken tarihin yazılı olduğu sipariş notları verilmiştir. Bakın ikisi de aynı zamanda teslim etmesi gerekiyormuş. A terzisi siparişleri teslim tarihinden 3 gün önce teslim edebilmiş. B terzisi ise ancak 6 gün sonra bitirip teslim edebilmiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Aralarında, bunların teslim süreleri aralarında 9 gün fark var demek. 9 gün. O zaman ben şöyle diyeceğim. A terzisi tüm siparişlerini T günde teslim ettiyse B terzisi T artı 9 günde teslim etmiştir diyebiliriz. Aralarında 9 gün vardı çünkü. Siparişlerin hazırlanma sürecinde B terzisi A terzisinden günlük 5 takım elbise daha az dikebilmiş. Yani bu x tane diktiğine göre bu x eksi 5 tane sevgili arkadaşlarım sipariş elbise dikebilmiş. Pekala, A terzisi günde kaç takım elbise dikmiştir diye soruluyor. Yani benden ne istenmiş? X istenmiş sevgili arkadaşlar. Pekala, terziler aldıkları siparişleri aynı anda hazırlamaya başlamışlar diye de bir notumuz var. Şimdi sevgili arkadaşlar, x tane dikiyor günlük, t
T günde diktiğine göre demek ki T çarpı X eşittir toplam sipariş 810'u bize verecek. Bu cepte. Tamam mı? Diğeri ise T artı 9 gün boyunca x-5 elbiseler dikiyor. Bu da bunun diktiği takım elbise sayısıdır ve kendileri de tabii ki 900'e eşittir arkadaşlar. Şimdi şunu bir dağıtırsanız Tx eksi 5T artı 9x ve eksi 45 diyorum eşittir 900 olacak. Tx kaçtı arkadaşlarım? 810'du. 810'u karşıya atarsanız ne kalır? 900'den 810'u çıkardınız. 90 kalır değil mi? Çıkarma gibi. Sanki sadeleştirmiş gibi değil mi? 90 kalır orada. Pekala. Şuradaki de eksi 45 var. Eksi 45'i de bu tarafa atarsanız böylelikle şöyle bir eşitlik karşınıza çıkar. 9x eksi 5t eşittir 135 olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelin şuna bir bakalım. 9x eksi 5t eşittir 135'i neler sağlar? Bakın 9 kere 15 135'tir. Dolayısıyla ben eksi 15 t'yi de 0 seçebilirim. Fakat t ile x'in çarpımı 810'du. Dolayısıyla bu t ile x benim işime yaramaz. 5 ile 9 aralarında hasar olduğundan arkadaşlarım çok iyi dinliyorsunuz burayı. Şunu 5 arttıra arttıra bunu 9 arttıra arttıra hareket edebilirsiniz. Yani bu ne demek? X 20 iken T 15 olabilir. Böylelikle 20 kere 9 180, 5 kere 15 75. Doğru mu yapıyorum? 9 arttırıyordum. Özür dilerim. 9 arttırıyoruz. Şurası 9 olacak arkadaşlar. Hop düzelttim. Bakın 9 kere 20 180, 5 kere 9 45 yapar ve böylelikle 180'den 45'i çıkarırsanız da 135'i bulursunuz. Devam. Ben bunu 5 arttırmaya devam ediyorum. 25. Bunu 9 arttırmaya devam ediyorum. 18. 9 kere 25'ten 5 kere 18'i çıkardığınız takdirde yine 135'i bulursunuz. Fakat 25 kere 18 hala 810 yapmıyor. Bunu 30, bunu 27 yaparsanız yine sağlar. 30 kere 27 810 olduğuna göre artık ben x'imi ve t'mi buldum. X, t, 30 ve 27'ymiş. Bize x sorulu demiştik. Kaçmış arkadaşlar cevap? 30'muş diyeceğiz. Geçtim 4'e. Zeynep elindeki bozuk parayla bir yazı tura oyunu bulup oynamaya başlıyor. Zeynep parayı attığında yazı geldiyse 8 adım ileri, tura geldiyse 6 adım geri atıyor. Parayı toplam 16 kez atmış bakın. O halde şöyle diyelim. Yazı gelenler ve tura gelenler diyelim. Yazı geldiyse 8 adım ileri ve tura geldiyse 6 adım geri atıyordu, unutmayın. A tane yazı geldiyse 16 eksi A tane de tura gelmiştir diyelim. Toplam 16 kez atıldığına göre ve toplamda 114 adım da ileri gitmiş Zeynep. O halde burada 8 çarpı A kadar ileri gitmiştir. 6 çarpı 16 eksi A adım da geri gitmiştir ve toplamda 114 adım atılmış diyelim. 8A artı 6 kere 16 96 yapar. Eksi 6A'mız var bir de eşittir 114 dedim. Buradan 2A geldi bakın. 96'yı karşıya gönderirseniz de ne kalır? 14 18 olur değil mi? O zaman A kaçmış arkadaşlar? A tabii ki 9'muş. Burada bir sıkıntımız, bir hatamız var diye görüyorum. Çünkü bu şekilde cevap çıkmayacak. Hemen düzeltelim. 8A tamam. Şurası eksi arkadaşlar. Çünkü eksi 6 demiştik. Şu kısım eksi. O zaman burası da eksi olacak. Şurayı düzelteceğiz sadece. Şöyle komple silip düzeltebiliriz. Aynen öyle. Şimdi bakın. Eksi 96 dedim. Ve artı 6A diyorum. Eşittir 114. Pekala. 8A 6A'da 14A yapar. Eksi 96'yı karşıya atarsanız 86 olsaydı 200 olurdu. 210 gelir. Peki A burada kaçtır? Her iki tarafı 7'ye böldünüz. 2A eşittir 30. A da kaç gelir arkadaşlar? 15. Bize ne sorulmuştu? Kaç kez tura gelmiştir? Biz turaların sayısına 16 eksi A demiştik. A'yı da 15 bulduğumuza göre 16 eksi 15'ten cevabımız ne olacak? 1 olacak deriz. Doğru cevap Edirne seçeneği de verilmiştir. Ve devam ediyorum bir sonraki sorumla. Aritmetik ortalaması 11 bölü 2, geometrik ortalaması 2 kök 6 olan iki sayının, bakın iki tane sayı var, pozitif farkının pozitif değeri soruluyor. Şimdi iki tane sayı varsa A artı B bölü 2 aritmetik ortalama 11 bölü 2'ymiş. Yani o halde A artı B kaç gelir arkadaşlar? 11 gelir bu cepte. A ile B'nin çarpımının kare kökü de 2 kök 6'ymış. Her iki tarafın karesini alırsanız A çarpı B de tabii ki 4 kere 6'dan 24 yapar. Bakın benim sayılarımın toplamı 11, sayılarımın çarpımı 24 olduğuna göre bu sayılar 3 ve 8'in ta kendisidir. 3 kere 8 24 ve 3 artı 8 11 yapar. Bunların farkının pozitif değeri 8'den 3'ü çıkararak elde edebilirsiniz. Doğru cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Geçtim 6'ya. 6. sorumda sevgili arkadaşlarım.
Genişliği kök 15 metre, kuzey kıyısındaki işaretli L ve N noktaları arasındaki mesafe, yani şurası arkadaşlarım, L'den N'ye kadar olan kısım 8 metre olan bir nehre K noktasından dalış yapan Semi, şuradan dalışı yapıyor arkadaşlarım. M noktasından kıyıya çıkıyor ve M noktasından da N'ye kadar da yürüyor veya koşuyor. Peki Semih M noktasına kadar yüzüp M noktasında nehirden çıkıp iş beklemeden N noktasına yürüyor ve tüm hareketi 3 saniye sürmüş. Semih'in sudaki hızı 2 metre bölü saniye. Karadaki hızı da 7 metre bölü saniye olduğuna göre MN mesafesi kaç metre olabilir diye sorulmuş. Şimdi tüm hareket sevgili arkadaşlarım 3 saniye sürdüğüne göre ben şuradaki sudaki hareketine T saniye sürsün. Karadaki hareketi de 3 eksi T saniye sürsün diyeyim. Burada T saniye sürdüğüne göre ve sudaki hızının da 2 metre bölü saniye olduğunu bildiğimiz için demek ki KM arası mesafe 2 çarpı T olacak. MN arasındaki mesafe de süreyle, yani 3 eksi T ile karadaki yürüme hızı 7 metre bölü saniye olduğu için 7'yi çarpacağız. Yani 21 eksi 7 T diyeceğiz. Şimdi şuranın uzunluğu, MN mesafesinin uzunluğu neymiş? 21 eksi 7 T. Bakın arkadaşlar, L'den N'ye kadar olan kısım 8 metreydi. Ben 8'den 21 eksi 7 T'yi çıkarırsam eğer burada 7 T eksi 13 elde ederim. O da şuradaki uzunluktur. 7T hop 7T eksi 13 dedim. Şimdi şu uzunluğu biliyoruz zaten. Şurası dik. Şu uzunluk biliyoruz. Kök 15. Şu uzunluğu biliyoruz. 2T. Bu uzunluğu biliyoruz. 7T eksi 13. O zaman ben burada Pisagor yaparım. Kök 15'in karesini 15 derim. Artı 7T eksi 13'ün karesi, bakın 7T'nin karesi 49 T kare. Eksi 2 çarpı 1. çarpı 2'den 7 kere 13 91 yapacağından 182 T. 13'ün de karesi 169'dur. Ve eşittir ne diyoruz? 2T'nin karesi 4 T kare. Şimdi arkadaşlarım 4 T kareyi 49 T karenin yanına fırlatırsam eğer ben 45 T kare kalacaktır elimde. Eksi 182 T'miz var. Ve artı 169 artı 15'ten de artı 184'ümüz var temizinden. Eşittir 0 dedik. Şimdi sevgili gençler, 45 T kare eksi 182 T artı 184'ü biz adam akıllı biçimde çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Biraz zor ama yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Şu şekilde düşünebiliriz sevgili arkadaşlarım. 45 T kare ve 184 T ya. Ben bunu 45 T'ye T diye ayırırsam 45 T kare yapar. Burayı da eksi 2'ye sevgili arkadaşlarım. Eksi 92 çarpımları 184. Şimdi çapraz çarpıp toplayacağım bak. Eksi 92 T. Eksi 90 T daha ne yapar? Eksi 182 T yapar. Yani bakın buradakini veriyor. Dolayısıyla düz bir şekilde toplayıp yazıyormuşuz bakın. 45 T eksi 92 çarpı T eksi 2 eşittir 0 ise ya bu 0'dır ya bu 0. Bakın T burada tertemiz 2 geliyor. T burada 92 bölü 45 geliyor. Kaç metre olabilir diye sorulmuştu. Neresi? MN mesafesi. Ki ben MN mesafesinin 21 eksi 7 T olduğunu biliyorum. 21 eksi T gördüğün yere 2 yazarsan 14'ten burası 7 metre olabilir ki şıklarımızda da zaten mevcut olduğundan cevabı Adana olarak işaretleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu, devam ediyorum 7. sorumla. Sınıfta gözleri bozuk olduğu için gözlük kullanan İlayda en arka sırada oturuyormuş arkadaşlarım. Gözlüğünü evde unuttuğu bir gün matematik dersinde İsmail Hoca tahtaya bir işlem yazmış. İlayda tahtayı görseldeki gibi bulanık görmüş ve işlemi defterine 25 çarpı A olarak yazıp 4575 bulmuş arkadaşlarım. Teneffüste tahtaya yaklaşıp baktığında öğretmenin tahtaya yazdığı işlemde 25 sayısını doğru okuduğunu fakat A sayısının onlar basamağındaki sayıyı 6 fazla gördüğünü anlamış. Yani onlar basamağındaki sayıyı 6 fazla görüyorsa aslına bakarsanız 60 fazla olarak görmüş bu sayıyı. 60 fazla gördüğü için de 60 kere 25 kadar fazla bulmuştur sonucu. 60 çarpı 25 kadar fazla bulduğuna göre bunların çarpımı 1500 yapar. 1500 fazla bulmuş. E bulduğu sonuç neydi? 4575'ti. E 1500 fazla bulduğuna göre gerçek sonuç nedir arkadaşlar? 5, 7, 0 ve 3. Yani gerçek sonuç 3075. Doğru sonucu tekrar hesaplayan İlayda sonucu kaç bulmalıdır? Tabii ki 3075 bulmalıdır diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Kaçıncı sayfamız? 146. sayfada 8. sorumuzda. A kabında tuz oranı
tuz oranı. %20 olan 40 litre tuzlu su ve B kabında tuz oranı %10 olan 30 litreye tuzlu su vardır. Önce A kabındaki karışımın 4'te 3'ü B kabına dökülüyor. Bunun 4'te 3'ü nedir arkadaşlarım? 30 litredir. Şimdi 30 litrelikle 30 litrelik karışıyor. %20'ye %10 olduğuna göre tam ortada buluşur bunların yüzdeleri. Ve artık burada 60 litre ve %15, 10'la 20'nin tam ortasındaki sayı, %15'lik bir tuzlu su karışımı olur. Ve burada kalan tuzlu su da 10 litrelik ve %20'lik olur arkadaşlar. Şimdi B kabındaki karışımın 1 bölü 4'ü alınıyor. Şunun 1 bölü 4'ü nedir? 15 litre. Bakın 15 litreden %15 alınıyor. Artı 10 litreden de %20'lik bir karışım. %20'lik bir karışım. Bölü toplamı kaç litre oldu bunun? Toplamı 10 artı buradan 15 litre gelmişti. 25 litre. Cevabı bu verecek bize. Tuz yüzdesi soruluyor bize. 15 kere 15 225. 10 kere 20 200. Topladım 425 bölü 25 derseniz doğru cevabın 17 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap Bursa'ydı sevgili arkadaşlar. 9. soru. Yaşları toplamıyla yaşları farkının farkı 28 olan Burak ve Kadir arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Şimdi Kadir diyelim ve Burak diyelim. Şimdi demiş ki sen şunu önce bir hesaplayalım değil mi? Toplamıyla bakın yaşları toplamıyla yaşları farkının farkı. Şimdi ben buna A yaşında buna B yaşında dersem A artı B'den A eksi B'yi çıkarınca yaşları toplamından yaşları farkını çıkarınca 28 kalıyormuş. Şimdi çıkaralım A'dan A çıktı 0. B'den eksi B çıkarsa 2B, 2B eşittir 28 olduğuna göre Burak'ın yaşı ortaya çıktı. Burak 14 yaşındaymış. Şimdi şunu sildim ve ben buraya 14'ü yazdım. Daha sonrasında Burak demiş ki sen benden Y yaş büyüksün. E madem öyle A'yı da sildim. Kadir Burak'tan Y yaş büyükse 14 artı Y yaşındadır. Sonra Kadir demiş ki sen benim yaşıma geldiğinde yaşlarımızın toplamı X olacaktır. Şimdi Burak'ın Kadir'in yaşına gelmesi için Y yıl geçmesi lazım ki 14 artı Y yaşında olsun. Tabi Y yıl sadece Burak'a geçmiyor, Kadir'e de geçiyor. Allah uzun ömürler versin, ölmezse 14 artı 2 Y oluyor. Yaşları toplamı da X oluyormuş. O zaman yaşlarını toplayalım, 28 artı 3 Y olur mu? İşte bu da kaçmış arkadaşlar? X'miş. X de Y'nin toplamı 52'ymiş. Bakın X buydu zaten, Y de Y'dir zaten. X de Y'nin toplamını bulmak için toplarsınız, 28 artı 4 Y dersiniz. Bu da eşittir kaçmış? 52. O zaman 4Y dediğimiz olay 24'ün ta kendisidir. Y de buradan kaçtır? 6'dır. Bana diyor ki Kadir kaç yaşındadır? Ben Kadir'in 14 artı Y yaşında olduğunu biliyorum. Y'yi de 6 bulmuşum zaten. Yapıştırırım yerine 14 6 daha 20 deriz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olur. Ve geçtim ona. Bir işçi aldığı maaşın 1 bölü 5'ini mutfak masraflarına. Şimdi işçinin maaşına biz 100K diyelim. Tamam mı? 1 bölü 5'i 20K'dır. 20K'sı nereye gitti? Mutfağa gitti. Peki. Kalanın yarısı 20K'sını harcadı. 80K kaldı. 80K'nın yarısı 40K. 40K kiraya gitmiş arkadaşlar. Hayat çok pahalı. Ne kadar kaldı? 60K'yı harcadık. 40K kaldı. 40K'nın 3 bölü 4'ü. 4'e böldüm. 10, 3 ile çarptım. 30. 30K'sı da nereye gitti arkadaşlarım? Faturalara gitti. Hayat cidden çok pahalı. Adama ne kadar kaldı? 10K mı? 10K ne kadarmış arkadaşlar? 500 lira. Güzel. Şimdi 10K 500 ise bu adamın maaşı nedir? O zaman 5000 liradır. Peki mutfak masrafları ne kadardır? 2 ile çarpacağım. 1000 lira mutfak masrafı var. 4 ile çarpacağım. 2000 lira kirası var. 3 ile çarpacağım. 1500 lira da faturası var. Şimdi ertesi ay maaşına %10 zam alan işçinin, adam sevinmiş bir mühlet, 5500 lira olmuş bakın %10 zamlı hali. Bu işçinin kirasına %30 zam yapılmış. Bakın soruyu yazdığımda daha asgari ücret açıklanmamıştı. Demek ki asgari ücreti tutturmuşuz bakın. %10 zam alan işçinin kirasına %30 zam yapılmış. Yani şuna %30 zam yapılmış. 2000'in %30'u nedir? 600'dür. 600 zam yapılmış. Ve mutfak masraflarıyla fatura giderleri aynı kalmış. Onlar değişmemiş çok şükür. İşçi tüm ödemelerini yaptığında yeni ayda kaç lira parası kalır? Şimdi 500 lira birikim yapabiliyordu bu adam. Maaşına 500 lira zam geldi. 1000 lira birikim yapacağım diye tam sevinirken 600 lira da ne oldu arkadaşlarım? Ev kirasına zam geldi. Dolayısıyla bundan bunu çıkarırsanız adam yeni ayda 400 lira birikime sahip olabilir sadece ve sadece.
Tamam mı gençler? Umarım anlaşıldı. Devam ediyorum 11. sorumuzda. Şekil 1'de büyüklükleri farklı, ağırlıkları ise 3, 4, 5 ve 6 ile orantılı 4 tane baskül verilmiş. Demek ki arkadaşlar 3K, 4K, 5K ve 6K diyeceğiz biz bunların ağırlıklarına. Ağırlıkları büyüklükleriyle orantılıdır. Bu basküllerin her biri büyükten küçüğe üst üste konulmuş ve en üstteki en küçük baskülün üzerine de bir tane koli konulmuş arkadaşlar. Bu basküllerden bazılarının gösterdiği değer şekil 2'de gösterilmiştir. Yani şurada. Buna göre koli kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi siyah baskülün taşıdığı ağırlıklar 5K, 4K, 3K daha 12K'dır. Şurada 12K artı bir tane de koli var. Kolinin ağırlığını A diyelim. Eşittir kaç gösteriyormuş? 27. Kırmızı baskülün taşıdığı ağırlık da mavi ve koli. Mavi 3K'ydı. Koli de A'ydı. Toplarsanız da 9 geliyormuş. Üsttekinden alttakini çıkarın ve yapıştırın. 9K eşittir A'lar gitti. Böylelikle 27'den 9'u çıkardım. 18. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 2. K 2 ise koli kaç kilodur diye sorulmuş ya. Şöyle. Şurası 9 değil miydi arkadaşlar? K'da 2 değil miydi? 3 kere 2 6 yapar. Demek ki kolimiz 3 kiloymuş ki 6 artı 3'ten 9 gelmiş. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacakmış. Evet, bu da 4. karma testimizin son sorusuydu. Bir sonraki videoda 5. karma testi çözeceğiz. Sizlerle beraber yine. Arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.